Bundan sonrası için korkunuz, heyecanınız var mı? Bundan sonrası için çok heyecanım var. Ama bu korkulu bir heyecan değil. Bu kadar mı yani birbirinizle ilgili sıkıntı 4 yıldır? Normalde yok derler ama davul bile dengi dengine dedikleri şey de biraz da doğru. Merhabalar. Bu hafta konuklarımız Dizge Cömert ve Yiğit Koçak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeşlerim oyuncuları yine stüdyomuzda. Evet. Ondan sonra vallahi hoş geldiniz, şeref verdiniz diyelim. Böyle bu ikili olarak sizin bayağı bir fanınız var. Size Süsön diyorlar. Şimdi bu Süsönlerden bahsedeceğiz ama ilk başta siz nasıl tanıştınız? Hatırlıyor musunuz? Çünkü bu dizinin 4. sezonu. Herhalde 4 sene önce falan ilk kez karşılaştınız. Evet. İlk karşılaşma anı var mı kafanızda? Benim var. Var mı? Ben anlatayım. Sen anlat. Ben kardeşlerim dizisine sonradan dahil oldum. Aslında benim karakterimi başka bir oyuncu arkadaşımız canlandırıyordu. Daha sonra bir şeyler oldu ve ben canlandırmaya başladım. Onlar birinci bölümü çekmişti. Ekibe sonradan dahil oldum. Bayağı korkuyordum. O yüzden ilk set günüm aklımda hala. Kümeste kavga sahnesi vardı. Evet. Sizin ilk kümese geldiğiniz. Aynen. Doğru. Kümeste kavga sahnesini ilk Yiğit'le tanışmıştım. Ama o zamanlar tabii öyle partner olacağımız falan da belli değildi. Öyle şeyler yoktu. Aynen. An tanıştık ama enerjisi gayet iyiydi. Kötü bir şey almadım galiba. Ya ben daha benim şey sette o zamanlar çok gergin olduğum zamanlarda. Sen hatırlamıyorum diyorsun zaten. Böyle ya oraya hatırlıyorum. Yani. Oraya hatırlıyorum. Hayır hatırlıyorum. Kümese geldiğiniz sahne işte hatırlıyorum da. Ya enerjim iyi miydi gerçekten? İyiydi herkesin enerji. O gün ama klasik bir kavga sahnesi çekecektik yani. Yok ilk bölümlerdi ya o yüzden gergin olabilirdi. İyiydi. Herkes çok sıcak kalmıyordu. Peki, şimdi 3 sene, 4 senedir birliktesiniz. Evet. Her hafta birlikte işiniz ekranda ve uzun saatler çalışıyorsunuz. Günün sonunda setlerdesiniz. Birbirinizi nasıl anlatırsınız? Sen başla. Evet. Ya bir süre sonra gerçekten dediğin gibi ailemizden daha çok, arkadaşlarımızdan daha çok birbirimizi görüyoruz. Bir de üstüne partner olduğumuz için zaten 7-24 beraber oluyoruz. Ve birçok şeyi birlikte paylaşıyoruz. Aslında güvendiğim, sığındığım bir alan oluşmaya başladı Yiğit'te ve çok rahatlıkla da bu oyunuma da etki ediyor zaten. Ben böyle tanımlamak isterim. Güvendiğim alan. Onu sormuyor. Ben böyle tanımlamak sette istiyorum. Sette nasıl hani uyuz olduğun şeyleri var mı? Hayır onu sormuyor ya. Uyuz olduklarım da vardır. O gelecek ileride. Tamam o zaman uyuz olduklarımızı da mı söyleyeceğim? Oraya bağlanacak. Ben ne kadar tatlı tatlı gitmeye çalışıyorum. Tabii. Beni zorluyor. Yani uyuz oluyorum tabii yer yer. Mesela neyi çok uyuz oluyorsun? Bazen Yiğit çok çekilmez oluyor. Uykusu geldiğinde, gergin olduğunda birazcık böyle şey oluyorum. Ya da hastalandığında mesela. Çok mu şey oluyorum huysuz ben hastalandım? Huysuz oluyor. Evet. Allah Allah. Bak onun, ben bunları açmayacaktım. Sen kendin şey yaptın. Onunla şeylerini bildiğin zaman işi çözüyor musun? Tabii ki, tabii ki. Sen Lidgi'yi nasıl anlatırsın? Ama ilk başta şeyden değil. Tatlış kısmından başlayalım. Tatlış kısmında yani mükemmel bir partner. Hı-hı. Çok yetenekli bir kere. Hani bir oyuncu için müthiş bir konfor alanı. Hani çünkü alverimiz çok iyi ve sahneleri olduğundan yukarı çıkartabiliyorsunuz öyle olduğunda. Onunla çalışmak çok keyifli. Onun dışında şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ben. Ne diyecek? Bazen öyle geliyor ki sete, enerjisi tavanda. Hani bugün çok mutluyum, her şey çok güzel diye geliyor. Ama ben o sırada uyuyor oluyorum set arasında. Ve hani ve beni suçluyor uyuduğum için. Hani uyandırmaya çalışıyor, oralarda biraz sıkıntı çekiyorum. Bazen enerjimizi eşitleyemiyoruz. Öyle problemlerimiz var. Bu kadar mı yani birbirinizle ilgili sıkıntı 4 yıldır? Bu kadar, evet. Bu kadar. Peki birbiriniz hakkında şaşırtıcı ama gerçek bir şey söyler misiniz? Yani bizim Yiğit hakkında bilmediğimiz ama böyle duyduğumuzda şaşıracağımız bir şey ve Dizgi hakkında bilmediğimiz, duyduğumuzda şaşıracağımız bir şey. Ne bileyim telefonunu bilmem ne yapıyordur. Bilmem ne uygulaması kullanıyordur, yakalamışsındır. İşte bir şeydir, bir şeydir falan var mı? Söyle.
Hayır, bu genel bir kuralımdır yani. Yok yok, hayır, başka bir şey düşünüyorum. Ha, bir tane var, onu söylemeyeyim diyorsun. Yok yok, söyleyeyim. Onu söylemeyecekmiş, şöyle karar verdi. Seninle ilgili? Allah Allah. Ben de şaşıracağınız bir şey yok galiba ilgili alakalı. Yani benim de aklıma gelmedi ya seninle ilgili bir şey şu an. Yok gelmedi. Harbiden. Şaşıracakları bir şey gelmedi. Bu böyle vallahi yok şu anlık aklıma geldi. Birbirinizi ispiyonlayacağınız bir şey yani. Ha. Ya kesin var. Birbirinize bakıp öyle gülüyorsunuz ki sonra ya, aklınıza geldi. Ama şimdi anlatılacak şey var, anlatılmayacak şey var. O yüzden her şeyi de dökemiyorum öyle. Bu soruyu geçebiliriz bence ya. Peki şimdi herkesin merak ettiği şu soru. Sizin bu yazın aşk haberleriniz çıktı. O 3 ayda bir çıkıyor zaten. Evet, o sürekli çıkıyor ya. Yani ateş olmayan yerden de duman çıkmaz derler. Yani ya öyle, çıkabiliyormuş evet, demek çıkabiliyor ki. Evet, çıkabiliyor ya. Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Yani işi nasıl yok mu? Arkadaşsınız. Evet, arkadaşız ve sürekli bu haber çıkıyor 3 ayda bir. Hani ve her seferinde röportajlarda da söylüyoruz ama inanılmak istemiyor. Sizi yakıştırıyorlar. Evet. Evet, bu da güzel bir şey. Bir yandan partnerlik yaptığımız için bizi beğenmeleri ama öyle bir durum yok. Birbirinize lakaplarınız var mı? Yok. Yok, dümdüz. Dümdüz. Gerçekten. Peki bir WhatsApp grubunuz var mı? Yok, hayır. Yok yok yok, normal. Birebir de konuşuyoruz yani. Peki sizce nasıl partnerlersiniz siz? Nasıl partnerleriz? Şey olarak mı? Kendi içimizde mi? Dışarıdan olarak mı? İkisi de, ikisinden söyleyebilirsin. Yani çok iyi anlaşan iki partneriz. Hani birbirimizin oyunlarını da besleyen iki partneriz. Zaten bu sahneye de yansıyor. Ya anlaşabiliyoruz. Ortak noktada buluşabilen iki insanız. Yani o beni idare ediyor. Bazen ben onu idare ediyorum ve böyle bir şey yaratmaya çalışıyoruz. 4 senedir de gayet güzel gidiyor. Onun dışında dışarıdan da bence güzel durduğumuzu ve hani enerjimizin onlara geçtiğine inanıyorum. Ki zaten geçmese buralara kadar gelmezdi iş. Böyle olduğunu düşünüyorum ben. Katılıyorum. Ya ikimizin de enerjisi gerçekten çok güzel tuttu kamera önünde de. Bir kere zaten bence bir işte de önemli olan partnerliğimiz varsa eğer, partnerle olan uyum çok önemli gerçekten. İkimiz de aynı hedef doğrultusunda oynamak istiyoruz çünkü. Aynı hedef doğrultusunda çok güzel gidiyoruz yani. O yüzden hiç böyle anlaşamadığımız, oyun içinde anlaşamadığımız bir nokta olmuyor. Evet. Ya Lizge'nin, pardon sözünü kesin, Lizge'nin derdi de oynamak. Evet. Hani başka bir şey değil. Bir şey olsun ve çok güzel oynayalım. Ya bir şey olsun, onu iki katı yukarı çıkaralım. Hani ya dördüncü sezonumuzdayız, hala senaryo gelsin ve sahne bakalım derdindeyiz yani aslında. O da gerilir eder sahne geldiğinde ama bin kere oynadık aynı sahneyi. Peki iyi partner olmanın sırrı nedir? İşte o başta söylediğimiz şey bence. Aynı ortak hedef. Ha evet 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 evet. Aynı kendini, şey, aynı hedef için yürümek. Aynen, kendini göstermek, bak ben bu işi yapabiliyorum'u gösterme çabası aslında bence. Ya bir de bir yerde birbirinizin yeteneğine saygı duymak, yeteneğini takdir etmek de çok önemli. Kesinlikle. Yoksa diğer türlü şey olur hani. Nasıl söyleyeyim, o da lisan-ı münasibiyle. Neyse yani ona saygı duymam gerekiyor bir yerde. Onun bana saygı duyması gerekiyor. Onun oyunculuğuna saygı duymam gerekiyor ve biz bunu çok güzel ayarladık. Çünkü çok iyi bir aktris bence. Sen de harika bir aktörsün. Çok sıkıcı bir yer. Herkes birbirini, herkes birbirini çok seviyor. Şöyle duruyoruz. Ondan sonra herkes çok tatlış. Ama herkes gerçekten kontrollü kontrollü. Evet yani. Çok iyi gidiyoruz. Peki, sizin kuşağı nasıl anlatırsınız? Z kuşağı benim ismi değil mi? Ben Z olmuyorum. Ben 2001'liyim bu arada. Sen 95'lisin. Ama yani hani bu 20'lerindeki oyuncular, o kuşak, yeni nesil oyuncular nasıl bir dünyadasınız? Ya sen zor mu? O kuşağı şimdilik de. Ya şöyle aslında... daha çok sosyal medyanın içindeymişiz gibi gözüküyor bence. Her ne kadar ben çok sosyal medya kullanmasam da... Sen biraz uzaksın o konulara. Biraz daha bence benim kuşağım bir şeylerin biraz daha farkında olan bir kuşak. Ve şu anda yeni yüzlere bakınca gerçekten çok yetenekli yeni yüzler var. Var evet. Hani artık o sadece sosyal medyayla ilerleyebilirim şeyi değil de... Aa dur ben kendimi geliştireyim, oynayayım, çalışayım kısmı var diye düşünüyorum. Korkuyor musun? Her olmasa da. Neyden? Bir yetenekle gelen gençlerden. Hayır, korkmuyorum. Çünkü hepimiz farklı renkleriz, hepimiz farklı
yeteneklere sahibiz. Birimiz oyunculuk yapıyor ama oyunculuğun yanında kattığın diğer şeyler önemli. Atıyorum dans, müzik. Hepimizin farklı farklı yetenekleri var. O yüzden korkmuyorum ya. Peki sence senin farkın ne? Neden seni izleyelim? Bence benim farkım açık olmam, çalışkan olmam. Gerçekten bu mesleği sevmem ve bu meslek üzerinde kendimi geliştirmem. İşte dansım etmem, derslerimi almam. Hepsi aslında tamamen oyunculuk için yaptığım şeyler. Çalışkanlığım ve yeteneğim için diyebilirim. Güzel, biz de bu arada Yiğit'le birbirimize bakıp gülüyoruz. Yani yanlış anlamayın. Ya, şeye gidiyor, seni sıkıştırdık diye. Evet ya, yani, bu arada bunu çünkü söyleyelim. Beni sıkıştırmaya çalışıyorlar ama. Çünkü bu Yiğit'le üçüncü röportajımız, Dizge'yle ilk röportajımız. O yüzden Dizge ben daha heyecanlıyım birazcık. Biz hani böyle başlamadan da aramızda çok hani espri yaptık. Onu işte sıkıştırdık daha. Hani o yüzden gidiyoruz sonra yanlış anlamayın. Çünkü fanlar çok şey ya, aman şimdi güldüler diye şey olmaz. Korkuyorum ama. Kıyamam, neler yaşadık kim bilir. Ne travmalarım var yani. Gerçekten. Peki senin için sizin kuşağın farkı nedir? Yani ben öyle kuşak ayırt etmiyorum. Benim için hani derdi oynamak olan her zaman kıymetlidir. Her zaman da karşılık göreceğine inanıyorum. Hani bir sürü insan geliyor ama hepsi, yani hepimizin bir ürünü var. Ve herkesin alıcısı farklı. Bir yerde kıymet bulacak. Bazısı hiç istemeyecek, bazısı çok isteyecek. O yüzden hani amacına uygun. İş için hani dışarıdan şey görünebilir. Hani gidiyorlar, geliyorlar. Hani çok rahat bir şekilde para kazanıyorlar gibi durabilir ama işin içinde çok şey var. Ya tavsiye olarak da yeni jenerasyona bunu söyleyebilirim. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok çalışmanız lazım. Bu işi takıntı haline getirmeniz lazım. Eğer gerçekten aktör ya da aktris olmak istiyorsanız. Peki seni neden izlemeliyiz? Şundan izlemelisiniz. Ben buradan oynamaya çalışıyorum her zaman. Her zaman kalbimi açmaya çalışıyorum. Bunu önceden de konuşmuştuk. O kalbini açtığın zaman seyirci her zaman karşılık verecek sana. Şimdi siz 4 sezondur Kardeşlerim dizisinin içindesiniz. Tabii hani orası daha böyle bir güvenli alan gibi. İşte reytingleri güzel, artık belirli izleyicisi var ve ondan sonra belli bir şeye oturtmuş düzendesiniz. Diyelim ki seneye veya bir sonraki sene bu dizi bitti. Bundan sonrası için korkunuz, heyecanınız var mı? Bundan sonrası için çok heyecanım var. Ama bu korkulu bir heyecan değil. Ya benim için şey gibi hissediyorum yani. Bu iş benim için başladı. Her şey benim için yeni başlıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden öyle bir korku kısmı çok yok şu anda. Yani bende şöyle bir korku olabilir. Hani 4 sene çok alıştık evim gibi. Hani evimden ayrılma böyle hani tatlı bir korkusu var. Ama bir yerde bunun bitmesi gerekiyor ve yeni işlere de başlamamız gerekiyor. Onlar için de heyecanlıyım çünkü farklı bir şey oynamak istiyorum. 4 senedir aynı karakterleri oynuyoruz. Evet. Yani bir oyuncu olarak da artık başka şeyler. İşte oynama isteğin olduğu için bu iş, başka iş o çok fark etmiyor bence. O oynama isteğini gidermek istiyoruz aslında biz. O yüzden hala senaryo geldiğinde heyecanlanıyoruz falan yani. Tamamen istek. Peki kendinize böyle genç oyuncular olarak bir uyarıda bulunacak olsanız. Evet. Nasıl bir uyarıda bulunursunuz? Asla oldum demeyeceksin. Kesinlikle oldum demeyeceksin. Yani ama daha böyle özel bir uyarı mı peki? Yani özel hani şuna dikkat et gibi bir şey mi yoksa böyle genel geçer? O da olur. Şuna dikkat et de diyelim. Ya benim kendime şey yaptım. En başta ki isteğini unutma. İşte takipçin evet oluyor. İnsanlar seni beğenebilir. Her şey olabilir. Ama sen işte senin de dediğin gibi olmadın. Yani öyle bir şey yok. Sen daha kendini geliştirmelisin, daha üstüne bir şey katmalısın. Hiçbir zaman da bu süreç bitmeyecek. Kaç yaşına gelirsen gel. Bu tabii ki genel geçer şey ama özel olarak dikkat edilmesi gereken bence şeyler var ya. Bu hani özel kısma giriyor mu bilmiyorum ama ben şahsen kendi özel hayatımı atıyorum. Paylaşma. Bilmiyorum. Bu bence yapılması gereken şeylerden biri. Çünkü oyunculuğumuzun önüne geçtiğini düşündüğüm kısım bu. Ya da işte sette hepimiz birbirimize çok iyi anlaşıyoruz. Herkes gerçekten şahane insanlar. Ama oraya oyunculuk için gittiğini unutmamak lazım mesela. Bence bunlar gençlerin dikkat etmesi gereken kısımlar. Peki şimdi bu karakterlerden biri fakir herhalde değil mi? Senin canlandırdığın. Evet. Daha çok yani, fakir. Fakir çok değil. Çok fakir. Kümeste yaşıyorum abi. Kümeste yaşayacak derecede. Seninki de daha varlıklı bir ailenin kızısın sen aynen de. Aşkta statü olur mu?
Normalde yok derler ama davul bile dengi dengine dedikleri şey de biraz da doğru. Hayat standartları aynı seviyede olursa bence daha sağlıklı bir ilişki olabileceğini düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani. Diyelim ki siz de aynı statüde değil ama çok aşık oldunuz, ne olacak? Kendince sorunlar çıkacaktır orada diye düşünüyorum. Yani aşkı mı tercih edersiniz yoksa mantık devreye girer ve aşkı görmezden mi gelirsiniz? Şimdi ama kadın için ya da erkek için farklı değerlendirilebilir bu konuya diye düşünüyorum. İşte o yüzden biriniz erkek için biriniz kadın için değerlendiriyorsunuz. Sen ne düşünürsün? Şey mesela merakken soruyorum. Tamam, sakin konuşuyoruz. Şöyle bir şey var. Bence zaten daha çok ben mantığımla hareket eden bir insan olduğum için ama bu maddi kısım olarak hiç düşünmemiştim açık konuşmak gerekirse. Ya bilmiyorum, bir yerde durduramazsın ya bence o aşkı. Yani ya o kadar da set nereye kadar çekeceksin ki bir noktada denersin bence. Ben o kadar şey bakmıyorum. Ama birisi hiç dolu düzgüne aşık olmamış. Peki burada aşk acısı da çekiyor tabii bu karakterler. Ayrılıyorlar, barışıyorlar yıllardır. Evet. Hayatta aşk acısı çektiniz mi? Bende yok. Bende de yok. O kadar aşık olmadım herhalde. Küçükken böyle yalandan aşk tribine girdiğim hani 5. sınıfta, 4. sınıfta onlar oldu. Platoniklere falan. Evet onlar oldu da o zamanlar küçüktüm. Girip MSN'den bir şeyler konuşuyordum arkadaşlarımla, dertleşiyordum. Böyle saçma sapan şeyler. Siz hiç aşık olmadınız mı arkadaşlar? İkiniz de olmadınız. Kaç yaşındasınız ya? Ben 28. Ben de 22. Nasıl yani mesela? Hadi 22 neysen 28'e kadar hiç aşk... Ya denk gelmedi, olmadım. Niye öyle peki ya? Siz zor mu beğeniyorsunuz? Mesela şimdi başlayalım Yiğit'ten. Niye olmuyor? Nasıl ya, birini istiyorsun? Ben daha çok her şeyde ilk mantığımla düşünmeyi, hani hep küçüklükten beri öyleydi. İlk mantıkla hareket ediyorum. O yüzden mantıkla hareket edince bazı şeyleri görmezden gelmek daha da zorlaşıyor. Hani ya seviyorum ya, hani bunu görmeyeyim gibi bir şey olmuyor. Her hayatı zaman bir anda toz pembe görmüyorsun. Göremiyorum. Öyle bir şeyim yok kesinlikle yani. Sende niye olmuyor? Benim daha beter. Ben de full mantık hareket ederim. Hiç öyle duygularımı katmamaya çalışırım. Hangisi daha şeyse, doğru olan geliyorsa ona ilerlerim. Yani duygusal kısmı katma. Peki hiç aşık olmamış iki insan olarak aşkı nasıl anlatırsınız? Çok merak ediyorum. Ya dediklerine göre... Duyduklarınıza göre yani. Evet, duyduklarınıza göre aşkı nasıl anlatırsınız? Yani... hayalimdeki gibi bir şeyse... Hayatını değiştirecek, hayatında sırtını dayayabileceğin birini bulduğun, hani ailen dışında ve onunla birlikte yolu yürüdüğün ve bu yolda çok keyif aldığın bir şey olduğunu düşünüyorum hani. Öyle çok romantik bir yerden bakamıyorum olaya da, böyle olması beni keyiflendirir eğer öyle olursa. Ben de şu dediğimiz mantık kısmını kaybettiğimiz yer olduğunu düşünüyorum. Artık o mantığı düşünmediğin noktada. Aynen, artık noktada. O mantığı düşünmediğim, ne olursa olsun tamam hadi. Devam dediğim kısım bence. Peki hiç aldattınız ya da aldatıldınız mı? Aldatıldıysam da bilmiyorum. İyi yapmışlar. Yakalayamadım yani. Bak bu Lizge bir şeyler yaşamış, gülüyor yok, büyük altı. Yok, ben hiç aldatmadım, aldatılmadım da diye biliyorum. Bilmiyorum artık. Sizin kaç takipçiniz var Instagram'da? 3 oldu değil mi? Milyondan bahsediyorsun değil mi? Evet. Ya bu kadar doğal bahsedemez mi? 3 oldu değil mi? Hiç bilmiyorum. Yalan olmasın. 2.4 mü? 2.4. Yani milyonlarca takipçiniz var Instagram'da. Çok büyük fanlarınız var. Evet, bir yandan tabii fanlar var. Sizi diziden, karakterden dolayı çok seviyorlar. Bir yandan da tabii sizi çok beğenenler de var. Yakışıklı bulanlar, güzel bulanlar, altta iltifatlar yazanlar, şeyler yazanlar. Sosyal medyadan ahlaksız teklif alıyor musunuz? Ya bütün oyunculara geliyordur ya o mesajlar ama işte bu o kadar büyütülecek bir şey evet mi bilmiyorum. Yani. Yani onu zaten onu gerçek anlamıyla da yazmıyor. Yani. Ya, yalandan yani, yazıyor öyle. Yani. Evet, çok herkes bir deniyor herhalde. Yani belki tutar diyeyim tık. Peki sosyal medyada biriyle tanışın. Aşk yaşar mısınız veya tanışır mısınız? Sosyal medyada size yazan biriyle tanışma şansınız olur mu? Yok. Benim yani, olmaz diye yani düşünüyorum. Bizim öyle bir şansımız yok çünkü kimin niye yazdığını onu kestirebileceğimiz bir durumda değiliz. Yani. Evet. O birazcık bizi sıkıntıya sokar, riskli bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani o orası bizde yok. Peki şimdiye kadar aldığınız en ilginç iltifat neydi?
Ya bana öyle ilginç şeyler gelmiyor Lizge Hanım. Size geliyordur. Niye gelmiyor? Yani, çünkü hani mutlaka hani güzelliğinize, yakışıklılığınıza mutlaka şeyler yazılıyordur. Hani ben görüyorum size o kadar çok röportaj istediler ki. Sizle ilgili benim bile sayfamda benim fotoğrafımın altına yazıyorlar. Kim bilir size neler neler geliyordur ya, yani. Çok güzel iltifatlar alıyoruz ama öyle aklıma gelen, kalan yok sanırım. Benim genelde düz şeyler genelde. Genelde burnumu, dudağımı falan iltifat alıyorum. Yani genelde çok böyle hani ah çok şey değil de genel böyle özel kısımlardan yani. Güzel. Peki sizce takipçi ve başarı doğru orantılı mıdır? Kesinlikle değil. Hiçbir alakası yok. Ben Instagram'ı bu işle beraber açtım sanırım. Evet doğru yani, senin yoktu. Bence... Ya da bir tanemiz böyle kaç sene önceden bir fotoğrafım aynen, vardı öyle bir şey. Aynen öyle bir şey vardı herhalde yani. Hiç doğru orantılı değil bence. Hiç alakası yok. Ama bu şey de demek değil yani. Çok takipçisi olan insanlar başarılı yok, değil. Değil yani. Değil. Ama bu tamamen bir işin popüler olması, sevilmekle alakalı olan bir şey. Ama bunu oyunculuğa yoramam ben. İkisi de farklı platform gibi düşünebiliriz. İkisinin de kitlesi farklı ve hani onunla kazandığın takipçi oradaki başarıyı etkilemez. Oradaki başarı takipçiyi etkiler tabii mi? Tabii ki. O farklı iki şey gibi geliyor bana ya. Bana da öyle geliyor. Siz ikiniz de kardeşlerimle başladınız değil mi bu işe? Benim iki tane işim vardı önceden. Sen de kardeşlerimle başladın. Peki oyunculukta size en şaşırtan şey ne oldu? Bu işe girdikten sonra. Ha kamera sonra, önünde mi? Kamera önü, kamera arkası. Bu dünyaya dair böyle en şaşırdığınız şey ne oldu? Ya ben tiyatro yapıyordum. Ve oradaki tek dikkat etmem şey işte atıyorum. En çok hani seyirciye sırtımı dönmemek atıyorum. ama kamera önünde dikkat etmem gereken şey sadece oynamak değilmiş yani. Hani kameranın açısı, oradan nereye bakmam gerektiği, bazen bakmamam gerektiği, arka plan sıkıntı oluyor falan hani. Sadece oynamak gerekirken işte marker diye bir şey var, ne oluyoruz, oynamak istiyorum falan. Ya aslında bu işte teknik kısımlar beni çok şaşırtmıştı. Ha, çünkü hiç bilmediğim kısım, ilk kamera önü deneyimim. Kimse tutup bana bak böyle böyle dememişti. Ben teknik de kısım. Diğer işlerde hani öyle çok yoğun yoğun çalışmamıştım. Çalışma saatleri bana çok garip gelmişti ilk başta hani. Bu benim normalim oldu mesela. Peki bundan sonrası için hayalleriniz neler? Ya ben yine söylemiştim önceden de ben uluslararası bir aktör olmak istiyorum. Yabancı dilde, yabancı işlerde olmak istiyorum. Hayalim hala aynı. Bunu inşallah yapacağım bugün. Ya ben de küçükken böyle hep hayalimi kurduğum o insan olmak istiyorum aslında. Gerçekten başarılı bir oyuncu. Ve o içimdeki hayalleri tam anlatamıyorum ama... başarılı olmak diyebilirim bunu aslında. Ya kendi nezdimde başarılı olmak. Bir de çok ciddi bir fan grubunuz var. Süsöp değil mi? size acayip bayılıyorlar ve çok destekliyorlar. Yani arkanızdalar, bu röportajı da istediler. O her şeyi zorluyorlar, böyle etkinlikler yapıyorlar, şeyler. Fanlarla aranız nasıl? Ve hani şeyi soracağım. Bu nasıl bir his bu kadar insan tarafından? İşte sosyal medya üzerinde bu kadar sevilmek, ekrana çıktığınızda TT olmak, binlerce tweet atılması. Hani daha çok gençsiniz. Bunların da psikolojiyi nasıl etkiliyor ve onlarla biraz ilişkinizi anlatsanıza. Ya ben sosyal medya kısmında çok olmadığım için Twitter'ım falan da yok. Ve o taraf bende birazcık. Aynı, ben bilgileri aktarıyorum. Yiğit bana aktarıyor. O yüzden benim için canlı kanlı gördüğüm zaman daha çok etkisini hissediyorum. Çünkü hani gerçekten o yüzden de sete gelen insanlara karşı da hani hep güler yüzlü davranma taraftarıyım. Çünkü biz orada çok yorgun argın oluyoruz ama o insanlar sonuçta bizi görmek için o kadar yol gelmiş, etmiş. Ya bilmiyorum ben çok güzel buluyorum. Çünkü bizi tanımadan, bilmeden birbirimizi, bizi sevmesi çok güzel bir şey yani. Evet hediyeler getiriyorlar. Hediyeler getirmesi. Yani bir de elleriyle uğraşmışlar, yapmışlar. Ya aramız da çok iyi onlarla. Evet. Twitter'da olmadığı için ben daha hakim bir konuya. Evet yani şey onunla arada cevaplıyorum da şey yetişebildiğimi konuşuyoruz, ediyoruz. Yani bizi tanımıyorlar onlar aslında hani kim olduğumuzu bilmiyorlar ama gördükleri şeyi çok seviyorlar ve destek olmak istiyorlar. Kişiselde de destek olmak istiyorlar. Bunun için çok uğraşıyorlar. Bu çok kıymetli bizim için. Yaptığımız için de böyle onlarda takdir görmesi ayrı bir mutluluk verici tabii. Bu arada Amerika'ya gittiniz. Amerika'da da Turkish Drama ödülü aldınız. Evet. nasıl doğru olmak? Orada bile tanınma var mı? Tanıyor musunuz?
Ya şeyde Amerika'da şey olarak yerlisi değil, hı-hı, orada yayınlanmıyordu. Oradaki etkinlikte Latin Amerika kanalında, evet, oradaki şey, hı-hı, oralarda tanımıyoruz yani. Yerlisi tanımıyordu, hı-hı, daha orada yayınlanmıyordu. Çok güzel geçti ya gerçekten. Çok yorucu bir set temposundan çok yorucu bir tatil aslında. İki günlüğüne gittik, hı-hı, Amerika'ya. Zaten bir gün yol sürüyor yani. Tabii git gel sürdü. Bir günle etkinlikteydi ama zaten. Ama hiç uyumadık. Full dışarıdaydık ve gerçekten bize çok iyi geldi yani. Hı-hı. Güzel. Peki şimdi hızlı soru cevaplarımız var. Ay, bunu sen yapmış mıydın? Yaptım. Yaptı onu, yapmadığı şey. Al işte ya. Ne bu hızlı soru cevap ne? Hayatınızdaki en büyük kırılma noktası neydi? Oy. Hızlı soru. Ya ben mimarlık okuyorum. Hala devam ettiriyorum. Ailem de pek oyunculuğa sıcak bakmıyor. Oyunculuğa başlamam. Oyunculuğa başlamam. Ben de mi cevaplıyorum? Evet, tabii ki cevaplayacağım. Ha şey, kardeşlerim işi. Öyle, kardeşlerim projesi. Peki, hayattaki en büyük meydan okumanız neydi? Ekonomiyi bırakıp oyuncu olmak. Ben mimarlığı bırakmadım işte, öyle değil mi? Meydan okumam, işte 18 yaşında bilmediğim bir sektöre atılmak bence. Karşı cinse ilk neye bakarsınız? Gülüş. Konuşma. Karşı cinse en tahammül edemediğiniz şey nedir? Yalan. Tahmin edemediğim şey. Aklıma gelmedi. Ben de yalan deyip geçiştiriyorum bu soruyu. Fake adresiniz var mı? Instagram'da yeni açtım. Demem lazım. Var, bir tane hesabım sen var. Sen de az değilsin de sosyal medya bilmiyorum. Ama bunu niye çünkü biliyor musunuz? Bunu neden biliyor musunuz? Gerçekten fake hesabım yoktu ve herkesin normal kendi sayfamdan bakıyordum. Çünkü ben kim bakıyor göremiyorum ya. Hı-hı. O insanlar da göremiyor zannediyordum. Sonra beni uyardılar. Ya uyardılar değil mi? Arkadaşlarım falan uyardı. Hani bir bulunsun falan. Sık sık fake girmiyorum ama var. Benim yok. Yok. Ben en son kimi stalkladınız? En son kimi stalkladım ya? Bilmiyorum ya. Ben... Ha şey... YouTube'da Nemlizade diye bir tane Onur Gökçe'nin dizisi vardı. Onların onu stalklamıştım. Onur Gökçe'ye bakmıştım. Çok güldürmüştü beni o dizi. Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum. Gerçekten. Harbi hatırlamıyorum. Benimki bu ya. Dün gece yaptım da. Ama hatırlamıyorum. Bakayım mı? Ne yapayım? Hatırlamıyorum. Peki. Bir asansörde kapalı kalıyorsunuz. Bir saat yanınızda biri olacak. İstediğin birini seçebilirsin. Bir saat baş başa kalmak için. Kimle baş başa kalmak istersin? Ben bu soruyu da cevaplamıştım. Yabancı bir aktris falan mı cevaplamıştım? Olabilir. Her şey olabilir. Ya yakın arkadaşımla kalayım. Yapacak bir şey yok. Öyle düşünüyor. O ben beni o kısımları sokamazsın. Ben yakın arkadaşımla kalayım. Zaten çok korkutucu bir alan, dar alanda kalmak. Arkadaşımla kalayım. Ben buna Juliette Binoche demiştim. Beni demedin mi? Yabancı düşüneyim diye. Ama sen de onu demedin canım. Yani evet. Ben git diyecektim sonra. Ben Juliette Binoche. Juliette Binoche'la devam mı? Devam devam. Güzel, peki sevgili... Ya asansörde ne yapacaksın ya? Ya ben zaten kapalı alanda gerilirim birazcık en azından. İşte tanımadığın insanla daha çok gerileceksin. Ya ben onu tanıyorum, o beni tanımıyor. Muhabbet ederiz, sohbet ederiz, geçer bir şekilde. Güzel. Peki sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdun? Benim cevabım çabuk. Yastık. Neyini beğenmedin yastığın? Allah aşkına ne olacaksın odada başka? Yastıklar asıl dalga geçmek ama bak. Ya obje mi obje olmak istemiyorum ya. Soru bu ama yani. Olacaksın. Olacaksın mecbur. Ay bilmiyorum. Obje olmak istemiyorum. Allah Allah. Evet. Düşünüyorum. Obje çünkü. Niye obje olmak isteyeyim? Yastık güzel bir cevaptı. Sen yastıktan devam. Ben yastıktan devam. Ne kadar beğenmese de Rizgi Hanım, dalga geçse de cevabımla hala yastıkçıyım. Ben de öyle aldım, onu aldım bir hediye olmak isteyeyim bari. Hani benden ona ait olan bir şey olsun. Senden ona ait olan. Aynen. Gayet şey, güzel, masum bir yerden aldım. Cevapla. Yeah. İlk aşık olduğunuz ünlü kimdi? Ay hatırladım. Ben söylüyorum ama gerçek ismini unuttum ya. Çok oldu. Benim zamanımda.
şey vardı, Zack ve Cody vardı. Orada diziydi Zack'i, galiba. Aynen diziydi. Zack karakterini oynayan oyuncu Dylan mıydı acaba? Şimdi yanlış söylemeyeyim. Oradaki Zack karakterini oynayan çocuğa. Bayağı crush'ımdı yani. Ben onu bilmiyorum. Ne var? Harbi mi? İşte benim zamanım. Şey, ben de küçükken Çığlık filmi vardı ya, oradaki ismini hatırlamıyorum. Siyah, küt saçlı. Evet, oydu. Güzel. Yani çok teşekkür ediyorum geldiniz. Ya teşekkür bitti mi? Için bitti. Daha yeni ısınmıştın sen, doğru. Yok yok. Yok yok, korku. Yok yok. Bitsin diye. Yok yok, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Sizi izlemek çok keyifli. Çok teşekkür ederim. İnşallah böyle bu yolculukta da daha böyle başarılarla yollarımız kesişir. Umarım. İnşallah. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları herkese de. Bay bay.